Ondan sonra da böyle sohbetimize tamam. Başlayalım, tamam mı? Tamam. Kulağa fısıldanan bir ezan sesiyle başlarız hayat yolculuğuna. Sonra adımız söylenir. İlk nefesi alırız, gözümüz açılır. Var olur, ağlamaya başlarız. İşte o an bir çift yürek bizi bağrına basar. Parmağımı tuttu. Hani bir şey onda hissedemedim. Sadece ağladım, o da annelik olarak. Hani böyle şey diyorum ben zaten hani... Sezaryen'le doğum yaptım ve çocuğumu bana getirdiler. Yeni yeni ayılıyorum. Hep öyle doğum hikayesi gibi geliyor bana. Direkt tamam dedim. Edirne'de 2000 yılında mutlu bir evlilik yapan Şebnem Akyüz'ün iki güzel çocuğu olmuştu. Buna rağmen bir çocuğa da koruyucu annelik yapacak kadar cesurdu. Bundan 2 yıl önce kimsesizler yurdunda tanıştığı 2 yaşındaki kimsesiz yavrunun da annesi olmak istedi. Eşim kabul etmedim. Olmaz, hani bir çocuğa nasıl yapamayız, diğer çocuklarımızdan ayırırız dedi. Gözlerini açar açmaz kimsesizler yurdunda buldu kendini. Ne annesi vardı yanında, ne babası. Leylekler tarafından bırakıldığını düşünürken oraya birileri ona ellerini uzattı. Gel dedi, korkma, biz varız. Biz senin anneniz, babanız. Kızımı ilk gördüğüm zaman gözleri çok donuk bakıyordu. Şu anda hayat dolu, pırıl pırıl. Heyecanla bakıyor, sevgiyle bakıyor etrafa. Bir baktım böyle yumuk, kısa, böyle tombiş, yanaklar böyle tombiş, yeni yeni yürüyor. Ondan sonra bakıcı annesinin elinde bir tane kız çocuğu. Ona o gün hayat dedim ve biz ona hayat diyoruz evde. Sabaha kadar bütün ışıkları açık yattık. Korkuyordu, ürküyordu. Ondan sonra sonuçta bilmediği bir yer, düşünsenize hani bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Hiç kimsesi yokken bir zamanlar, şimdi iki abisi, bir annesi ve babası oldu bez bebeğin. Hani derler ya, insanın olduğu yerde umut bitmezmiş. Bak, oyuncakların tutsak değil artık. Bak, geri aldın düşlerini. Ufak bir filizken suladı annen seni. Korkma sen bez bebek. Bir ailen var artık, öpünce geçirici. Kızım hayatım anne olmak istiyor. Ne olacağını dediğim zaman onun hayalinde annelik var. Ya et tırnaktan ayrılmıyor artık. Ya biz 5 kişiyiz. Peki sevgi neydi? Çaresizliğinden onun daha iyi şartlarda yaşaması için ondan ayrı olmayı göze almak mı? Yoksa hiç bilmediği, tanımadığı bir yavrucağın koruyucu annesi olup onun korkularını yatıştırmak ve bağrına basmak mı? Sevgi neydi sayın seyirciler? Filmde de dediği gibi sevgi emek miydi? Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Arayanı soranı yok. Bir gün çıkarsa annesi hep bana diyorlar ki ne yaparsın? Ya mutlu olurum, şöyle mutlu olurum. 2 tane annesi olmuş olur. Çünkü ben onu hayatımın en güzel yerine yerleştirdim. Kalbimin içinde o dünyanın öteki tarafına da gitse o benim hayatım. Mahvettin bizi ya. Ama çok mutlu oldum. Tebrik ediyorum. Ekibinize seni... çok teşekkür ederim. Özellikle ben Abdullah Bey'e. Benimle o gün o anı yaşadılar. O duyguyu hissettiler. Ben de öyle gerçekten. Yani çok teşekkür ederim. Onlar olduğu için. Çok teşekkür ve ederim. Çok da güzel hazırlanmış bir evet. VTV'ydi. Sürpriz oldu sağlık. Bana. Gerçekten herkesin eline yüreğine sağlık. Tabii ki Abdullah Bey çok kıymetli. Bütün onunla beraber çalışan ekibimiz, Hepsi çok değerli. Hiç kırmadılar, hiç zorlamadılar.